Ümmet bu hıza yetişemiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la ilgili bir soruya "Ben bildiğiniz liderlerden değilim" diyerek kendisiyle görüşebileceğinin sinyallerini verdi. Şaşırdık mı? Pek sayılmaz. Peki Erdoğan'ın geçmişteki U dönüşlerini hızlıca bir anımsamaya ne dersiniz? Eninde sonunda yolun o tarafa düşecek başkanım. 5 numara. Hoşça kal Rabia. Beraber yürüdük biz bu yollarda. İşte bu olmadı. 2013 yılında Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi'nin Muhammed Mursi'ye darbesine en büyük tepkiyi Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermişti. Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından söylenen sözleri ve şehadeti sonrası verilen kimi mesajları hatırlayınız. Akabinde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkileri en alt düzeye indi. Ancak son yıllarda ilişkiler normale dönme sinyalleri vermeye başladı. Türkiye 9 yıl aradan sonra Kahire'ye büyükelçi atadı. Meydanlarda Sisi'ye lanet okuyanlarsa şaşkın. AK Partiliyiz, AK Partiliyiz. 4 numara. Mülteci karmaşası. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Mülteci, sığınmacı ve kaçak göçmenlerin durumu Türkiye'yi her geçen gün daha da düşündürüyor. Halk şikayetçi. Ancak Erdoğan'a göre bazen dost, bazen de kullanılacak silah dönüşüyorlar. Arap ve Kürt mülteci varsa, onlar bizim korumamız altındaysa ve bu özellikle göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor. 3 numara. Mavi Marmara. 31 Mayıs 2010'da yaşanan Mavi Marmara saldırısı sonrasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, Türkiye saldırıya çok ciddi bir tepki göstermişti. Erdoğan, İsrail'in müdahalesini devlet terörizmi olarak nitelendirdi. Ancak birkaç sene sonra ağzından çok ilginç bir cümle çıkacaktı. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık, yapıyoruz. Filistin'e yaptık, yapıyoruz. 2 numara. Kaşıkçı davası. Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hunharca öldürülmesinin ardından zaten gergin olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri koptu. Türkiye'de liderler Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sert açıklamalar yaparken Suudi tarafı da tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ambargosuyla Türkiye'yi hedef aldı. Aradan yıllar geçti. Asla denilen şeyler yaşandı. Türkiye davayı Suudi yetkililere devretti. Zaten Prens Selman'la Erdoğan bir anda can ciğer kuzu sarması oldu. 1 numara. Rahip Brunson olayı. FETÖ-PDY üyeliğinden ömür boyu hapsi istenen ve 35 yılla yargılanan rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu devam ederken Erdoğan ABD'ye takas teklif ederek "Diyorlar ki papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, biz de onu yapalım. Yargıda gereğini size verelim" dedi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditleri ve akabinde bakanlara yaptırımlar sonrasında serbest bırakıldı ve rahip Türkiye'den ayrıldı. From a Turkish prison to the White House in 24 hours. That's not bad. Actually. Sizi en çok şaşırtan U dönüşü hangisiydi? Söylemediğim şeyleri söylenmiş gibi gösterenler var. Acaba listede olmasını düşündüğünüz başka bir U dönüşü var mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Cumhuriyet TV'yi hemen takip edin. Görüşmek üzere.